Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Tam sayıların kuvveti ve tam sayı problemleri ile karşınızdayız. Bu arada arkadaşlar 7. sınıf oldunuz ve gerçekten süper bir yıl. Bu yıl çok özel ve güzel bir şekilde arkadaşlar hazırlanmanız lazım. Çok önemli konuları sizlerle beraber mükemmel bir şekilde arkadaşlar işleyeceğiz ve bu derslerimizin matematik derslerimizin startını biliyorsunuz geçen haftalarımızda yani 6 Eylül'de tam sayılarda işlemlerle beraber gördük ve bugün sizlerle beraber yani 16 Eylül perşembe günü tam sayılarla problemler konusunu ne yapacağız arkadaşlar? İşleyeceğiz ve müfredatımız, Eylül ayı programımız... ...mükemmel bir şekilde bütün dersleri kapsayarak... ...Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına %100 uyumlu bir şekilde... E, ...sizlerle beraber olmaya devam ediyor arkadaşlar. Ve bugün de sizlerle tam sayılar konusunu hep beraber işleyeceğiz. Tabii ki bu arada sevgili arkadaşlar sorularımızın zorluk seviyesini... ...hep beraber bakacağız. Başlangıç seviyesi mi, e, temel seviye mi, orta seviye mi veya zor mu? Bunları sizlerle beraber ne yapacağız? Arkadaşlar karar vereceğiz. De buna göre bir yol haritası belirlememiz lazım kitaplarımızda sevgili arkadaşlarım diyelim ve hadi bakalım şöyle ne yapalım dersimize mükemmel bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Bugünkü konumuz tam sayı kuvveti ve tam sayı problemleri sevgili arkadaşlar. Tam sayıları biliyorsunuz geçen sene görmüştünüz. 6. sınıfta görmüştünüz fakat uzaktan olduğu için belki unutanlar olmuştur arkadaşlar. Ee, onun için ne yapıyorsun eğer unuttuysan hemen 6. sınıf kanalımıza gidip tam sayılar konusunu mükemmel bir şekilde e, ne yapıyorsun izliyorsun. Bu sene arkadaşlar ne yapıyoruz bunu biraz daha geliştiriyoruz. Ve toplama, çıkarma, çarpma bölme bunları gördünüz. Ve tam sayıların kuvvetlerini göreceğiz. Bir de bunlarla alakalı nasıl problemler karşımıza geliyor. Onlardan bahsedeceğiz sizlerle beraber. Hadi bakalım süper bir şekilde dersimiz başladı. Heyecanlı bir şekilde arkadaşlar. Evet herkes toplansın bakalım. Dersimiz müthiş bir şekilde büyük bir heyecanla başladı. Zaten dönemin başındayız ve gerçekten de müthiş bir heyecanla yolculuğumuz mükemmel bir şekilde başladı. Şimdi arkadaşlar bugün ne göreceğiz? Tam sayıların kuvvetlerinin ne olduğundan bahsedeceğiz kuvvetleri nasıl alınır, işaretler nelerdir, neye dikkat etmemiz gerekiyor onlardan bakacağız. Ve tam sayı problemleriyle beraber ne yapacağız arkadaşlar? Yolculuğumuzu sonlandırmış olacağız. Haydi bakalım ilk olarak ne var karşımızda? Arkadaşlar ilk olarak karşımızda tam sayıların kuvvetleri var. Şimdi sevgili arkadaşlar biliyorsunuz üstü ifadeleri geçen senelerde görmüştünüz. Üstü ifadelerin arkadaşlar... Neyini alacağız? Şurada üste bulunan küçük sayıya biz ne diyorduk? üst diyorduk. Veya arkadaşlar bunun diğer adı neydi? Kuvvetti. Bunu geçen sene öğrenmiştik. Alt taraftaki büyük sayıya ne diyoruz? Alt taraftaki büyük sayıya sevgili arkadaşlarım tabii ki taban diyoruz. Hatta bunu nasıl okunduğuna bakalım. Altının arkadaşlar ne diyoruz? Üçüncü bakın üçüncü kuvveti diye okuyoruz. Hatta sayıların üçüncü kuvvetlerini altının küpü diye okuyabiliriz veya ikinci kuvvetlerine de özel olarak altının karesi diye okuyabiliriz diye söylemiştik arkadaşlar. İster böyle okuyun ister böyle hiç fark etmez. dolayısıyla üstü sayılara bu şekilde bir giriş yapmış olduk. Şimdi verilen ifadelere bakalım arkadaşlar. Artı 3'ü 4 defa kendiyle çarpmışız. O zaman burada dört tane varsa ben bunu nasıl göstereceğim? Artı 3'ün arkadaşlar dördüncü kuvveti. Yani arkadaşlar taneyi bakın 4 tane olduğu için taneyi her zaman nereye yazıyoruz? üste yazıyoruz. Aman bunu dikkat edin. Buraya baktığımızda eksi 2'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var arkadaşlar. O zaman eksi 2 tabanını yazıyorsunuz. Kaç tane vardı burada hemen saymıştık. 5 tane vardı arkadaşlar. O zaman ne yapıyorsun? Geliyorsun buraya da 5'i yazmış oluyorsun. Ve bu şekilde tam sayıları üst olarak göstermiş oluyoruz. Şimdi geldik diğer sayfamıza arkadaşlar. Evet arkadaşlarımız lütfen arkadaşlarınıza haber verin. Dersimiz mükemmel bir şekilde arkadaşlar başladı. E ee, çift ve tek kuvvetlere bakacağız seninle beraber ve bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bilgilerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. Pozitif bir sayının çift kuvveti arkadaşlar her zaman nedir biliyor musunuz? Her zaman arkadaşlar pozitiftir. Bakın unutmayın. Pozitif bir sayının tek kuvveti de pozitiftir. Yani Pozitif bütün sayıların arkadaşlar kuvvetinin tek olması veya çift olması hiç önemli değil. Pozitif sayıların kuvvetleri ne olursa olsun sonuç her zaman pozitiftir diyoruz. Negatif sayıların arkadaşlar kuvvetleri çiftse bu da her zaman arkadaşlar pozitiftir diyeceğiz. Tamam mı? Pozitiftir diyeceğiz. Bunu lütfen not alın arkadaşlar bunları. Çok çok önemli bilgiler sizlerle paylaşıyorum. Negatif bir sayının tek kuvveti arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Negatif bir sayı eşittir. Yani arkadaşlar... 3 tane pozitif var. ...bir tane arkadaşlar ne var? Negatif var. Yani 3P 1T diyebiliriz. Bakın 3P 1T kuralını bile ne yapabilirsin? Kullanabilirsin istersen. Şimdi geliyorum buraya. Örnek vermeden olur mu? Tabii ki olmaz arkadaşlar. Hemen örneklerimizi veriyoruz. Burada ne anlatmaya çalıştığımızı hemen atıyoruz. Artı 4'ün ikinci kuvveti. Arkadaşlar artı 4'ü normalde ne yaparsın biliyor musun? Artı 4 çarpı artı 4 dersin. Ama bu uzun tabii ki. Bizim zamana da ihtiyacımız var. Artı 4 artı 4 çarptık. Ne oldu burası? Artı 16. Ama biz şu bölümü arkadaşlar şu bölümü atlamamız gerekiyor. Yani 4'ün ikinci kuvveti 16. Pozitif bir sayının çift kuvveti yine pozitif diyoruz ve artı 16'yı yazıyoruz. Artı iş yazıyoruz. Bakın burada mesela uzatmadan direkt cevabı yazalım. Artı 4'ün 3. kuvveti. Bakıyorum pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitif olduğu için bir kere sonucum artı olması gerekiyor. Peki 4'ün 3. kuvvetine bakarsak 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. O zaman artı 64 cevabı ne yapıyorum? Hemen yazıp yan tarafa geçiyorum. Eksi 5'in çift kuvveti. Arkadaşlar eksi 5'in ikinci kuvveti hemen neredeki bakın negatif sayıların çift kuvveti her zaman pozitifmiş. O zaman bakıyorum buraya ben artı diyorum. 5'in ikinci kuvvetinin 25 olduğunu biliyorum değil mi? O zaman hemen ne yapıyorum? Artı 25'i yazıyorum ve cevabı yapıştırıyorum. Devam edelim. Negatif sayıların tek kuvveti negatifmiş. Bakıyorum negatif bir taban. Evet. Eksi 5 negatif bir taban. Kuvvetim tek. O zaman arkadaşlar sonucum nedir? Eksidir bir kere. Bunu kesinlikle hemen yazıyorum. Ve 3. kuvveti den dendiği için 5 kere 5 25 25 kere 5 125. Hemen ne yapıyorum arkadaşım? 125'i yazıyorum ve doğru cevabın yani bu eksi 5'in 3. kuvvetinin eksi 125 olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken noktalar var tabi ki. Aman dikkat dedik. Şimdi burada baktığımız baktığımızda eksi 3'ün ikinci kuvvetine ne demiştik? Ne, ee, burada çift kuvveti olduğu için bir kere burası artı olması gerekiyor. 3'ün ikinci kuvvette 9 olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın zaten bunu burada öğrenmeyecek. Şu madde tam da buna uygun. Fakat arkadaşlar parantez yoksa işte burada bizi avlayabilirler arkadaşlar. İşte burada bizi tongaya düşürebilirler. Eksi 3'ün ikinci kuvvetinde her gördüğümüz sakallıya ne diyeceğiz, ne diyeceğiz arkadaşlar? Hacı demeyeceğiz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar buradaki çift sayı sadece 3 sayısının kuvveti olduğu için eksiye bir müdahalesi olmadığı için buradaki eksilik kalır. 3'ün ikinci kuvveti de ne olur arkadaşlar? 9 olur. Buna da dikkat edin. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela eksi 3'ün ikinci kuvveti dendiği zaman arkadaşlar bakın burada parantez var fakat parante, üssümüz parantezin dışında değil burada olduğu gibi. O zaman burada da yine arkadaşlar sonucumuz ne olur biliyor musunuz? Eksi 9 olur. Buna lütfen dikkat edin. Buradan sizi ne yaparlar arkadaşlar? Avlayabilirler diyoruz ve buraya kocaman bir soru işareti koyuyoruz yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar Şimdi sizlerle beraber yine dikkat etmemiz gereken hususlardan birkaçını paylaşmak istiyorum. Sevgili 7. sınıf arkadaşlarım çok güzel bir yıl bizi bekliyor. İnşallah çok güzel bilgilerle sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. Tonguç Akademi ailesi olarak sizleri her zaman yalnız bırakmayacağız ve her zaman yanınızda olacağız. Ta ki nereye kadar e, arkadaşlar e, iyi bir lise kazanana kadar e, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdi artı birin arkadaşlar üzerinde bir sayı varsa artı birin bütün kuvvetleri arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Tabii ki artı birdir. Mesela birin 55. kuvveti. Arkadaşlar artı biri 55 defa böyle çarpsanız da sonuç ne olur biliyor musunuz? Tabii ki arkadaşlar sonuç her zaman artı bir olur. Yani birin bütün kuvvetleri birdir. Peki hocam. Artı birin üzerine domates yazsak, salatalık yazsak, hatta bunun üstüne arkadaşlar melemen yapsak ne olur? Artı bir olur mu? Evet arkadaşlar bir, bir sayısının yani artı birin üzerine domates de yazsanız patates de yazsanız menemen de yapsanız sonuç yine artı birdir. Bunu unutmayın. Peki sevgili arkadaşlar bir sayının birinci kuvveti yani bir sayıdan bir tane varsa ne olur? E kendisi olur. O zaman ne olur arkadaşlar? Buraya ben ne diyeceğim? Sayı diyeceğim. Mesela 34'ün birinci kuvveti. E 34'ün birinci kuvveti tabii ki kendisidir. Bir tane 34 arkadaşlar. O zaman 34. Eksi 7'nin birinci kuvveti. Eksi 7'den bir tane varsa. Eğer arkadaşlar sonucumuz ne olur? Eksi 7 olur tabii ki. Hocam ayının birinci kuvveti arkadaşlar ayının birinci kuvveti olur? E, yine ay olur arkadaşlar. Yine ay olur değişme. istersen gergedanın birinci kuvvetini al. istersen zürafanın al. Hiç fark etmez. Birinci kuvvetler arkadaşlar kendisine eşittir diyebiliriz. Peki eksi birin çift kuvvetine baktığımızda e, arkadaşlar negatif bir e, sayının tabanın çift kuvveti her zaman arkadaşlar artı bir değil miydi? Evet az önce öğrendik. Bir önceki maddede öğrendik. Mesela eksi birin ellinci kuvveti. E birin bütün kuvvetleri birdir. E, çift kuvveti olduğu için de sonucumuz ne olur arkadaşlar? Artı bir olur. Şimdi buraya baktığımızda devam edelim sevgili arkadaşlar. E, eksi birin tek kuvveti e, bir sayının tek kuvveti varsa arkadaşlar nedir? Sonucumuz eksi birdir. Buraya bakalım. Eksi birin elli yedinci yani tek bir kuvveti varsa o zaman sonucumuzda ne olacaktır? eksi 1 olacaktır diyoruz ve yolumuza süper bir bomba soruyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu sorumuza şöyle bir baktığımızda aslında öğrenmiş olduğumuz temel bilgileri içerdiğini çok net bir şekilde görüyoruz. O zaman biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Temel seviye bir soru diyoruz değil mi? Temel seviye bir soru. Çünkü neden? Öğrenmiş olduğumuz en temel bilgileri içerdiği için biz buna temel seviye ya da başlangıç seviyesi temel seviye arasında ne yapıyor? Gidip geliyor diyebiliriz ama temel seviye dersek herhalde mükemmel bir iş yapmış oluruz. Şimdi hadi bakalım sizler de bu sorunun cevabını bulmaya çalışın ve şöyle cevapları yorumlara yazmaya çalışın bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bu tip soruları gördüğümüzde hiç acele etmeyeceğiz. Sakin olacağız. Soruya yumuşak bir şekilde yaklaşmamız lazım ve öğrenmiş olduğumuz bilgileri zihnimizden geçirmemiz lazım. Bakın eksi 2. Burada tertemiz duruyor. Arkadaşlar eksi 2'yi ne yapıyoruz? Böyle yazıyoruz. Hemen yazdık artıyı koyduk. Bakın şuradayız. Şimdi eksi 4'ün çift kuvveti. Ne gelecek aklımıza? Negatif bir tabanın çift kuvvetinin bir kere arkadaşlar artı olduğunu bileceğiz. Pozitif olduğunu bileceğiz. 4'ün ikinci kuvvetinin kaç olduğunu biliyorum. 4'ün ikinci kuvvetinin 16 olduğunu biliyorum ve hemen yazdım. Sonra geldim buraya. Bakın eksi buradaki eksi. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Eksi 1'in 346. kuvveti. Arkadaşlar birin bütün kuvvetleri 1'dir. Bir kere onu biliyoruz. Peki negatif bir tabanın çift kuvveti Pozitif olmaz mıydı Allah aşkına? Evet bakın artı bir oldu. Şimdi buradan sonra ne yapıyoruz? Buradan sonra arkadaşlar e, tam sayılarda tam sayılarda toplama çıkarma işlemlerine devam ediyorum. Birinciye dokunmuyorum arkadaşlar. Hemen yazdım. Artı artı 16 yazdım. Bakın burada e, eksi var. Çıkarma işlemi var. Artı var. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen şuradaki artıyı hop, dışarıya aldık. Bunu ne yaptık? İçeriye aldık. O zaman artı dışarıya eksi içeriye diyorum. Ve son olarak arkadaşlar ne yapacağız? E, artılar burada. Eksilerimiz burada. O zaman ne yapalım? Şu ikisini topladığımızda bakın şu ikisini toplarsam eksi 3 yapmaz mı? Evet. Artı 16 burada mı? Evet. Aman Allah'ım. Arkadaşlar burada kavga çıkar. Çünkü bu artı bu eksi. Bunlar arkadaşlar ne olur kavga ederler. Büyük olan küçük olanı döver. Yani büyükten küçüğü çıkartırım. 13 bulurum. Tabii ki büyük olan kendi hakimiyetini kuracaktır diyoruz ve bu temel seviye sorumuz arkadaşlar. Ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Eğer arkadaşlar bu soruda ben zorlanıyorum hocam diyorsan hemen ne yapacaksın arkadaşlar? Mesela 0'dan 7'ye e, konu anlatımı soru bankasına Arkadaşlar ne yapacaksın? Hemen açacaksın ve burada bakın çok güzel örnekler, temel seviye örneklerle beraber buradan ödevlerini ne yapacaksın yapacaksın sıfırdan yediye temel oluşturması anlamında arkadaşlar gayet güzel bir kitap diyebiliriz ve buradan da ödevlerini yapabilirsin. Haydi bakalım yolumuza bir başka soruyla devam edelim. Arkadaşlar tam sayı problemleri problemler bizi zaman zaman zorlayabilir arkadaşlar fakat hiç sıkıntı yapmayın biz dedik ya her zaman yanınızdayız. Şimdi sorumuzu çok dikkatli bir şekilde okuyalım. Ve değerlendirmesini yapalım isterseniz. Şimdi Tan iki tam sayıyı çarptığında sonucunu 18 buluyormuş arkadaşlar, sonucu 18 oluyormuş. Buna göre Tan Kut'un çarptığı tam sayıların toplamı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar isterseniz bu sayılarımızı şöyle a çarpı b diyelim, bilmiyoruz çünkü 18 diyelim mi? Şimdi ilk etapta arkadaşlar, bakın normal çarpma işlemlerinde pozitif sayıları kullanabilirsin. Negatif sayıları da kullanman lazım. Çünkü arkadaşlar çünkü burada tam sayılar diyor. Arkadaşlarımızın birçoğu pozitif olan sayıları kullanıyor. Fakat negatifleri kullanmadığı için orada arkadaşlar ne oluyor? Sıkıntı yaşıyor. Mesela iki sayının çarpma 18 olması için arkadaşlar 1 çarpı 18'i alabilir miyim? Evet alabilirim. 2 çarpı 9'u alabilir miyim arkadaşlar? Evet alabilirim. 3 çarpı 6'yı alabilir miyim? alabilirim. Ondan sonra da zaten yok. Peki arkadaşlar bu sayıların toplamı burada kaç yapar? 19 yapmaz mı? 1 artı 18 19. Devam edelim bakalım. 9 artı 2 11 yapmaz mı? Evet. Buraya bakalım arkadaşlar. 3 ile 6'yı toplarsam 9 yapmaz mı? Evet. Geliyorum. Burayı arkadaşlar yaptıktan sonra burayı aman ihmal etmeyin. Aman burayı da yazmayı unutmayın. Bakın eksi 1 ile arkadaşlar eksi 18'in çarpımı da artı 18 yapar. Devam ediyorum. Eksi 2 ile eksi 9'un çarpımı da e, artı 18 yapar. Eksi 3 ile arkadaşlar, eksi 6'nın çarpımı da yine ne yapar arkadaşlar? Eksi 18 yapar. Peki buraya bakalım hemen. Bunların toplamına bakalım. Bakın burası eksi 1 ile eksi 18 toplarsak eksi 19 yaptı mı? Evet yaptı. Burayı toplarsak arkadaşlar, 9 ile 2'yi topladım, eksi 11 yaptı mı? Evet yaptı. Burayı toplarsak arkadaşlar, burası da eksi 9 yaptı mı? Evet yaptı. Peki bize neyi soruyor arkadaşlar? Bize neyi soruyor? Bize diyor ki en az kaçtır? 19, 11, 9, eksi 9, eksi 11, eksi 19. Bunlar arasında en küçük olan hangisidir? Tabii ki arkadaşlar bunlar arasında en küçük olan negatiflerin ve sıfıra en uzak olan eksi 19'dur diyoruz. Ve eksi 19 bu arkadaşlarımızı mükemmelsiniz gerçekten. Harikasınız ve çok güzel bir sonuca imza attınız diyoruz. Ve karşımızda buz bir soru. Arkadaşlar, haydi bakalım. Bu sorumuz acaba hangi seviye? Şöyle bir bakın bakalım. Temel seviye diyenler olabilir. Orta seviye hocam bu sorular. Ben bu sorularda zorlanıyorum diyenler olabilir. O çok zormuş diyenler olur ama arkadaşlar zor diyemeyiz bu soru için. Temel seviye diyen arkadaşlarımız olabilir. Orta seviye diyen arkadaşlarımız da yine olabilir arkadaşlar. Hatta ikisinin tam ortasında da e, diyen arkadaşlarımız da olabilir diyoruz ve haydi bakalım sorumuza şöyle bir bakalım. Arkadaşlar yukarıdaki tabloda bazı illerimizde aynı gün içerisinde ölçülen hava sıcaklığı değerleri verilmiştir. Görüyorsunuz Aydın, Mersin, Konya, Muş mükemmel illerimiz ve burada aramıza katılan arkadaşlarımıza buradan selam söyleyelim. E, bu illerimizde yaşayan tabii herkese selam söyleyelim ama buradaki de ismi geçtiği için bu arkadaşlarımıza da selam söylemiş olduk. Hangi ilde ki gece gündüz sıcaklık farkı en fazladır demiş arkadaşlar. En fazladır diyorsa şunu yapmamız lazım. Bakın arkadaşlarımız genelde burada şunu karıştırıyorlar. En fazladır dendiği zaman her zaman büyük olan sıcaklık sıcaklıktan küçük olan sıcaklığı arkadaşlar çıkartmamız gerekiyor. Bunu unutmayın. Çıkartırken de işaretlere şimdi anlatacağım gibi çok dikkat etmemiz lazım. Öncelikle arkadaşlarım kimi alıyorum? Aydın'ı alıyorum. Yazdım. Sonra kimi alıyorum? Mersin alıyorum arkadaşlar. Mersin aldım. Yazdım. Sonra neyi aldım? Konya'yı aldım arkadaşlar. Konya'yı aldım. Yazdım. Ve Muş'u hemen ne yaptık? Yazdık. Öncelikle Aydın'a bakalım. 12 derece gündüz, akşam 11 derece sıcaklık farkını alırsak kaç derece arkadaşlar? 11 santigrat derece farkımız var. Mersin'e bakalım mı? Arkadaşlar Mersin'e bakalım. Mersin'de bakın 10 işte bakın burada kritik. Çıkarma işleminin eksi. Sonra arkadaşlar fark yani dediğimiz için çıkarma işleminin eksi. Bir de eksi -2'nin kendi eksi var arkadaşlar. Bunu eğer unutursanız orada e kesinlikle sonucu yanlış bulursunuz ve sonuç ne olur? Patates olur tabiri caizse. Şimdi iki eksi yan yana geldiğine göre ne yapıyorum ben bunları? Hemen artıya dönüştürüyorum arkadaşlar ve sonucu buradan ne buluyorum? Sonucu buradan 12 santigrat derece buluyorum. Devam ediyorum Konya'ya. Konya'ya baktığımız arkadaşlar 8 bakın 8 e, eksi eksi bakın eksi 9'u aldık. Peki 2 eksi yan yana gelirse arkadaşlar ne oldu burası? Artıya dönüşmedi mi? Evet. Peki burasının toplamı 17 santigrat derece olmadı mı? Süper. Muş'a bakalım. Muş'ta arkadaşlar gündüz sıcaklığımız 3. Akşam sıcaklığımız ise eksi 13 aradaki farkı alıyorum. 2 eksi yan yana gelirse artıya dönüştü arkadaşlar. Buradan da farkımız 16 santigrat derecedir diyoruz ve aradaki farkın en fazla olduğu bizim ilimiz Konya'dır diyoruz ve Konya'ya da buradan selamlarımızı iletiyoruz arkadaşlar. Dedik ve arkadaşlar bu konuyu yani bu soruyu bana hocam orta seviye şey... temel seviye çok kolay geldi diyen arkadaşlar ne yapacaklar? Orta seviye bir kaynak alacaklar. Mesela bunun için arkadaşlar ne yapıyoruz mesela taktikli soru bankası arkadaşlar eğer sorular size kolay geliyorsa sıfırdan 7'ye soru bankamız kolay geliyorsa arkadaşlar o zaman ne yapacaksın sen artık belli bir seviyeye gelmişsin dolayısıyla sana daha güzel e, e, soruların olduğu arkadaşlar orta seviye bir kaynak gerekiyor dolayısıyla taktikli soru bankası da bu anlamda gerçekten senin işini görecek bir e, kaynak diyoruz işte bakın burada hem normal hem yeni soruların olduğu çok tatlı bir kitap diyebiliriz ve buradan da sana ne yapıyoruz? Ödevlerini veriyoruz ve mutlaka bu ödevleri de yapıyorsun. Taktikli orta seviye bir kaynak diyebiliriz. Dedik ve karşımızda süper cillop bir soru. Bakalım bu sorumuzda arkadaşlarımızın yorumları ne olacak sevgili Arkadaşlar şimdi bir doğru cevabın 4 puan arkadaşlar 4 puan dendiği zaman ben olsam hemen şöyle yaparım artı 4 p yazarım çünkü işimi kolaylaştırır kazandırıp bir yanlış cevabın 3 puan kaybettirdiği arkadaşlar kaybettirdiği için Eksi 3p yazalım buraya çünkü kaybettiriyor, eksiltiyor. 25 soruluk bir yarışmaya katılan Tonguç'un verdiği cevaplar yukarıdaki tabloda verilmiştir. Tonguç bu yarışmadan kaç puan almıştır diyor. Şimdi arkadaşlar 14 tane doğru cevabımız var. Hemen yazalım bakalım D diyelim. 14 soru. E ee, arkadaşlar boş dediğimiz boş dediğimiz soru 3 soru. E ee, yanlış kaç tane yapmış bu arkadaşımız? Şimdi toplam 25 soru yok muydu? Evet. 14 artı 3 ne yapar? 17 yapar. E ee, 25'ten de 17'yi arkadaşlar ne yaparız? Çıkartırız. Çıkartırsak kaç kalır buradan? 8. Demek ki arkadaşlar 8 soruyu da yanlış yapmış bu arkadaşımız. Şimdi devam edelim. Doğru yaptığı her soru için 3, 4 puan kazanmıyor muydu arkadaşlar? Bakın artı 4 yaptım. Yanlış yaptığı her soru için 3 puan kaybetmiyor muydu? Evet. E boşlardan herhangi bir şey almadığına göre buna bir şey yapmıyoruz. Çarptığımızda sevgili arkadaşlarımız burası. 14'ü 4 ile çarptığımızda ne olur? 56 puanı ne yaptı arkadaşımız aldı. Ama kaybettiği puanlar da var. Arkadaşlar 8 kere 3 24 ama eksi olduğu için eksi 24 puan ne olmuş oldu? Arkadaşlar almış oldu. Peki son durumda artı 56'yı almıştı arkadaşlar. E, artı eksi 24 puan kaybetmişti. O zaman ne olacaktır sonucumuz? 56 artı eksi 24 toplarsak birbiriyle kavga ederler. Büyükten küçüğü çıkartırım ve büyüğün işaretini yazarım. Doğru cevabımız arkadaşlar 32 puan aldığını söyleyebiliriz. 32 doğru cevabını veren arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Harikasınız. Çok güzel bir soruyu doğru cevapladınız diyebiliriz. Evet yıldızlı bir soru arkadaşlar. Bu soruya Acaba bu seviyelerden hangisini vermemiz lazım? Yıldızlı bir soru arkadaşlar, güzel bir soru. Bakalım buna zor diyebilir miyiz? Hafif zor bir soru diyebiliriz kritik bir soru diyebiliriz arkadaşlar ve e, bu soruya bakalım arkadaşlarımız şu an okumaya başladılar, değerlendirmeye başladılar arkadaşlar ve gerçekten zor mu geldi yoksa hocam bana çok kolay geldi mi diyorlar yoksa hocam gerçekten zor bir soruymuş mu diyecekler çok merak ediyorum. Ben bunu zor olarak değerlendiriyorum. Hatta ortanın biraz üstü bakın şöyle yapabilirim. Ortanın biraz üstü zordan daha fazla alırsak çok daha güzel olur dedik ve arkadaşlarımızın yorum larda e, cevaplarda gelmeye başladı. Biz de ne yapalım arkadaşlar? Cevabımızı verelim. Şimdi bir dağcı bulunduğu tepeden inerken 10 dakikada 8 metre yol alabilmektedir. Bakın dağdan inerken 10 dakikada 8 metre yol alıyormuş. Denizde ise dakikada 2 metre derine dalabilmektedir. Şimdi başlangıçta deniz seviyesinden 24 metre yükseklikte bulunan dağcı denizde 16 metre derinliğe en az kaç dakika sonra ulaşabilir demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle dağdan indiği için şu bilgiyi kullanmam gerekiyor. Bakın şu bilgiyi kullanmam lazım. Yani şuraya yazıyorum. 10 dakikada 8 metre aşağı iniyormuş. Peki 20 bakın burada diyor ki başlangıçta 24 metre yükseklikteymiş. Arkadaşlar 24 metre yükseklikten aşağı doğru inmesi için bakın 3 tane 8 metre geçmesi lazım, doğru mu? 3 tane 8 metre geçiyorsa o zaman arkadaşlar 3 tane de 10 dakika geçmesi lazım. 3 tane 10 dakika ne olur? 30 dakika olur. Evet 30 dakika sonra ne oldu? Deniz seviyesine indi arkadaşlar. Devam edelim hemen çizgiyi çektik. Artık deniz seviyesinde mi? Evet şimdi geliyorum buraya. Dakikada 2 metrede denizde gidiyormuş. Arkadaşlar 1 dakikada 2 metre iniyorsa 16 metreyi 16 metreyi acaba kaç dakikada iner? Şimdi 16 metre olması için bakın 16 metrenin içinde kaç tane 2 metre var? Tam 8 tane arkadaşlar. 8 tane 2 metre varsa o zaman 8 tane de dakika vardır. Buraya da arkadaşlar ne yaptık? 8 dakikada denizin seviyesinden 16 metre aşağı indi. Peki o zaman kaç dakika geçmesi lazım demişti? 8 dakika buradan geçti. 30 dakika buradan geçti arkadaşlar. Toplarsak geçen dakikamız 38 dakikadır diyoruz ve 38 bulanları tebrik ediyoruz. yıldızı sorumuzu gerçekten mükemmel bir şekilde çözürüz. yıldız sorumuzu arkadaşlar ne yapmış olduk? Halletmiş oldu. Geldik arkadaşlar nereye? Son sorumuza haydi bakalım son sorumuzda bizden ne istiyor? Soru da diyor ki Tayberg panolarda yazan tam sayıların toplamlarının birbirine eşit olmasını istemektedir. Buna göre Tayberg hangi tam sayıların yerlerini değiştirmelidir demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım artı 6 ile 5 yer değişirse ne olur arkadaşlar? Artı 6 bu tarafa geçiyor. Eksi 5 bu tarafa geçiyor. O zaman bakalım e, sevgili arkadaşlar. Şimdi nerede yapalım işlemlerini? Şuraya yapalım. Eksi 4 tamam aldık. Eksi 11 aldık arkadaşlar. Artı 9'u Aldık ve e, artı bir 6'yı almıyorum. Neyi alıyorum? Eksi 5'i alıyorum arkadaşlar. Eksi 5'i aldık. Buraya bakalım toplarsak e, 15 eksi 15 eksi 20 yapar. Eksi 20 ile de 9 toplarsak arkadaşlar eksi 11 yapar mı? Evet yapar. Eksi 11 yaptı. Buraya bakalım eksi 21 arkadaşlar. Eksi 3 daha ne oldu? Eksi 24 oldu. Eksi 24 hemen yazalım bakalım. Eksi 24'ü aldık. Sonra arkadaşlar. Buraya kim geldi? Artı 11'imiz var zaten. Bir de artı 6 geldi mi buraya? Artı 6 geldi. Toplarsak bunları da artı 17 yapar. 24'ten 17'yi çıkartırsak arkadaşlar eksi 7 kalır. Bakıyorsun burada eksi 11, burada eksi 7. Demek ki arkadaşlar birinci şıkkımız gitti. İkinciye bakalım artı 9 öbür tarafa eksi 3 buraya geldi. Şimdi arkadaşlar eksi 3 buraya gelirse o zaman eksi 4 eksi 11 daha eksi 15'i yazdık. Eksi 15'imiz var. Sonra kim geldi? Buraya arkadaşlar eksi 3 geldi. Eksi de toplarsak, eksi 3 toplarsak bir deneyimiz vardı? Artı altımız vardı. Topladığımız zaman eksi 18, eksi 18 artı 6'yı toplarsak artı 12'yi bulduk mu? Evet bulduk. Buraya bakalım gerçekten burada aynı sonucu bulacağız mı? Eksi 21'imiz vardı arkadaşlar. Artı 11 vardı, eksi 5 vardı. Eksi 21 ile artı 11'i toplarsam eksi 10 yapar. Eksi 10 ile eksi 5 toplarsam eksi 15 yapar arkadaşlar. Eksi 15'i yazdım. Buraya kim geldi eksi 3'ün yerine? Artı 9 geldi. Artı 9'u yazarsam arkadaşlar sonucumuz buradan ne olur? Büyükten küçüğü çıkartıyorum ve büyüğün işaretini yazıyorum. Eksi 6'yı bulduk mu bulduk. Burada kaçtı? Artı 12. Aman Allah'ım bu da gitti. Birbirine eşit çıkmadı. Devam edelim bakalım. Farklı bir kalem aldım. Artı 6 ile eksi 3'ü yer değiştiriyorum. Yani buraya arkadaşlar ne gelecek? Eksi 3 gelecek. Önce şuraya bakalım. Şunları topladığımızda eksi 15 yapar. Eksi 15 9 toplarsam eksi 6 yaptı mı? Yaptı. Eksi 6 ile arkadaşlar eksi 6 ile buraya kim gelmişti? Eksi 3 gelmişti. Eksi 3'ü toplarsam burası ne olur arkadaşlar? Eksi 9 oldu mu? Evet oldu. Devam edelim bakalım. Şimdi burada buraya kim geldi? Buraya da artı 6 geldi. Şimdi bunu kapatıyorum. Eksi 21 arkadaşlar. Artı 11'i toplarsam eksi 10 yapar. Eksi 10 ile arkadaşlar eksi 5 toplarsam eksi 15 yapar. Eksi 15'i yazıyorum. Artı 6 gelmişti buraya. Artı 6'yı topladığımda aman Allah'ım topladığımda bakın eksi 9'u bulduk mu? Bulduk. Demek ki arkadaşlar artı 6 ile eksi 3 yer değiştirdiğinde her iki paradok sayıların toplamı eksi 9 çıkıyormuş diyoruz ve doğru cevabında C şıkkı olduğunu senle beraber ne yapmış olduk? Bulmuş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sende bölümümüze geldik. Sıra sende bölümümüz nedir? Sevgili arkadaşlar sıra sende bölümü bu konuyu dinledikten sonra arkadaşlar eğer bu konuyla beraber konuları çok iyi kavradıysan ne yapacaksın? Hemen yoluna e, arkadaşlar çok iyi böyle eksiklerin varsa sıfırdan yediye soru bankasıyla öğrenme kaynağı dediğimiz bu kaynaktan arkadaşlar bilgileri öğreniyorsun. Kazanımları mükemmel bir şekilde sağlamlaştırıyorsun. Bunun yanında sevgili arkadaşlar ilerleme kaynağı dediğimiz yani temel seviyeye dıktan sonra sevgili arkadaşlar orta seviye dediğimiz bakın e, ilerleme kaynağı dediğimiz hatta şöyle de alalım Arkadaşlar bakın orta seviye dediğimiz bölümde ne yapıyorsun? Taktikli soru bankasıyla yoluna devam ediyorsun ve taktik de gerçekten bu için süper. Bunun yanında ben hocam özümseme kaynağı ve soruları gerçekten de mükemmel bir şekilde artık özümsüyorum. Yeni nesil soruları çözüyorum diyorsan özümseme kaynağı olan Dinamo'dan ödevlerini yapıyorsun. Yok hocam ben bu konuları zaten önceden de çalıştım. Videolarınızı da izliyorum ve hiçbir eksim yok. Direkt ben yeni nesillere geçmek istiyorum diyorsan da gerçekten işte yükselme kaynağı seni zirveye taşıyacak, LGS'de mükemmel bir lise kazanmanı sağlayacak. Tabii 8. sınıfta güzel bir kaynak Zor Bankası diyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar şöyle güzel bir ödülü soru verelim size. Bu ödülün sorunun cevabını buluyorsun, yorumlara yazıyorsun, kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere.